Tekrardan merhaba arkadaşlar. Birazcık goy goyu kenara bırakıyoruz artık. Çünkü şu an bu kaydı Türkçe yapmamı sağlayan, Türk sıfatını almamı sağlayan kahramanın yattığı yere geldim. Anıtkabir'deyim. Ankara'ya her geldiğimde ne şartta olursam olayım kesinlikle geldiğim bir yerdir. Girişi burası. Size bilgiler vereceğim, detaylı çekmeye çalışacağım. İçeride görüşürüz. Arkadaşlar Anıtkabir'in girişi böyle. Aslanlı yolun başı burası. Anıtkabir'in çevresinde bu kulelerden her yerde var. Her kulenin önünde ve tören alanında da evet tutan askerler sürekli var. Bu askerlerin bildiğim kadarıyla 2 saatte bir nöbet değişimi oluyor. Küçükken ilkokulda falan buraya geldiğimizde hep askerleri falan güldürmeye çalışırdık hep. Burası Aslanlı Yol. Bu kulelerin içi müze şeklinde. Tamamı müzeye çevrilmiş durumda. Ya bu heykelleri ben de ilk kez detaylı inceliyorum. Yani bu aklımla ilk kez Anıtkabir'e geldiğim için. En son geldiğimde yine lisedeydim galiba. Burada 3 tane kadın heykeli var. Birinin elinde tabak gibi bir şey var. Birinin eli yüzünü kapatmış ve ortada böyle bir şey tutuyorlar. Onu tam anlamadım. Karşında da bir asker, Atatürk elinde kitap ve arkada bir çoban heykeli var. Halk isim geliyor yani haliyle. Şu kulenin içinde Anıtkabir'in projesi var maket halinde. Onu çekmeme gerek yok. Arkadaşlar burası Aslanlı Yol. Aslanlı Yol'da 42 tane aslan var. 42 Oğuz boyunu temsil ettiği için 42 tane ve bu şekilde ikili ikili yan yana durmalarında Türklüğün birlik ve beraberliğini temsil ediyor. Bunların üstünde falan oturuyorduk küçükken hep. 10 Kasım'da da çok acayip oluyor burası. Ama genel anlamda buraya gelen insan kendini inanılmaz huzurlu ve güvende hissediyor. Zaten bizim huzurumuzu ve güvenimizi sağlayan ilk kişi olduğu için yani iş oraya varıyor. Bu aslanları yapan heykeltıraş yani sanatçısı Hüseyin Anka Özkan isimli bir beyefendi. Aslanlı Yol 262 metre uzunluğunda ve Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği önemden dolayı sanat eserlerindeki tarz uygulanmış bu aslanlara. Aslanlı Yol bitince tören alanına geliyoruz. Orada devam edeceğim. Burası kar olduğu için şöyle dolanayım. Nöbet değişimine denk geldim. Hemen çekeceğim sizin için. İyi oldu buna denk geldim. Bu arada mimarisi Yunan tapınaklarına benzeten arkadaşlar var. İnsanlar var. Yetişmem lazım. Yunan tapınaklarına benzeten insanlar var. Renginden dolayı Mısır mimarisine benzeten var. Ama ikinci ulusal Türk mimari dönemi yapısı bu. Bunu hemen çekmem lazım. Sus duruş! Nöbete! Bas! Tüfek! Orada! Selam! Dur! Kaç! Yakup çekil sus! İskamet yuva! Uygun adım! Baş! İskamet yuva. Evet boşaltalım burayı. Müsaade eder misiniz lütfen? Değerli ziyaretçilerim boşaltalım burayı. Sus! Bırak! Bırak!
Baş! Baş! Düş! Güzel denk geldik buna. İçeriği gezdireceğim size. İlk önce şuradan İsmet İnönü'nün mezarını göstereyim size. Buralarda komple müze. Oradan geçeyim abi. Atatürk'ün özel otomobili arkadaşlar. Cadillac marka. Türkiye İş Bankası tarafından Atatürk'e armağan edilmiş. 1936-38 yılları arasında kullanılmıştır. Arabanın güzelliğine bakın yalnız. 6 kişilikmiş. Of, süper değil mi ya? Bu da Atatürk'ün makam araçlarından bir tanesi. Bu arada Anıtkabir çevresine ismini veren Anıttepe, yani bu tepeye ismini veren Anıttepe Anıtkabir'den dolayı veriliyor. Önceki ismini hatırlamıyorum ama Anıtkabir yapılmaya başlandıktan sonra Anıttepe deniliyor buraya. Anıttepe çevresinde 3 katlı binadan fazla daha yüksek bina yapmak yasak. Çünkü Ankara'nın her yerinden Anıtkabir görülmesi gerekiyor. Yani gece zaten aydınlığıyla her yeri aydınlatıyor ve her yerden görülebilecek şekilde bir yükseklik burası. Gerçekten de çoğu yerden görünüyor yani. O yüzden bu çevrede yüksek bina yapmak yasak. Üzerinden de helikopter uçması yasak diyebiliyorum. Burası da İsmet İnönü'nün mezarı. Tam karşısında Atatürk'ün, yani tam hizası yani. Bu işte kulelerin isimlerini tam ezbere bilmiyorum şu an ama her kulenin içi ve arasındaki o kapalı alanlar hep müze. Yanlış hatırlamıyorsam şurada Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabası vardı. Evet, aynen. Onu da göstereyim hemen size. Sonra içeri gideceğim. Ondan sonra şeye gitmem lazım, trene gitmem lazım. Evet. Naaşını taşıyan top aracı arkadaşlar. Yavuz Zırhlısı ismi. Bir de böyle bir sinema odası var. Burada Anıtkabir ve Atatürk'ün ölümü ve ondan sonraki zaman dilimiyle alakalı filmler dönüyor. Şu an zaten Atatürk'ün naaşı taşınma esnasındaki görüntüler dönüyor. Atamızın mezarının olduğu oda, Türkiye'nin 81 ilinden gelen topraklar ve Kıbrıs ve Azerbaycan'dan gelen de aynı şekilde topraklardan yapılmış bir oda. Kabrin sol tarafında Gençliğe Hitabe var. Şu hiç kimsenin okumadığı var ya, o var. Yine karşılıklı olarak iki asker nöbettiler. Şurada bir fotoğraf çekeyim. Giriyorum. İçeride konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece çekeceğim öyle. Thank you.
çok özledik ya. Çok özledik, çok. Çok birçok Atatürk'ün yazısı ve özlü sözü var her yerde. Bütün duvarlarda. Tek hissettiğim şey mahcubiyet. Başka hiçbir şey hissetmiyorum ya artık. Anıtkabir böyle bir yer arkadaşlar. Buralarda da yine heykel kabartmaları var. Elinde ot tutan bir kadın heykeli. Çocuklar, işte hayvanlar falan. Çok detaylı görünmüyor olabilir şeyde, GoPro'da. Ben gidiyorum. Ankara'da yaptığım tek şey böyle manevi ziyaretler. Akrabalar, atamız, işte meclistir. Zaten Ankara'yı Ankara yapan tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehirde başka bir şey yok. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Bu özellikle burada yazıyor arkadaşlar. Çok önemli bir özlü söz. Ne yapıyorsunuz ya? What are you doing? Hey, what are you doing? No. Huh? No, no. Why no? No. It's just supermarket. Because, no. No? Okay. I know. Okay.